Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li Engin Özkoç'a çok sert tepki gösterdiği o tartışmanın fitilini genel kuruldaki Ecevit polemiği ateşledi. Bugün kameralar karşısına geçen Özkoç Erdoğan'a tehditlerinizden korkmuyoruz dedi. Ne demek kadın? Bu kadın, bu hanımefendinin yaptığı çok ayıptır. Lütfen bu hanımefendi haddini bildirin Sayın Başkan. Özgürlüklerimiz için mücadele eden devlet adamlarımıza söz söyletmeyiz. Mecliste Ecevit gerginliği yaşanmış, AK Parti ile CHP'li vekiller birbirinin üzerine yürümüştü. Biz Kıbrıs'la alakalı yapılan her şey için teşekkür ederiz ama yaptığı yanlış için de bunu söyleyebiliriz. Sayın Bülent Ecevit'le ilgili konuşmak sizin haddiniz değildir Sayın Grup Başkan Vekili. Siz yani böyle bir grup başkan vekilliği olmaz. Haddin yok diyemeyiz. Bu kürsüde konuşan herkesin her konuya dair fikrini söylemeye hakkı vardır. Böyle bir grup başkan vekilliği olmaz efendim. Bu kadın, bu hanımefendinin yaptığı çok ayıptır. CHP'li Engin Özkoç haddini bildirin deyince tartışma farklı bir boyuta taşınmış, zengin Merve Kavakçı'yı hatırlatarak Özkoç'un sözlerine tepki göstermişti. Onu kıracak, üzecek, gerçekten incitecek herhangi bir şey söylediysem özür dilerim. Yemin etmek isteyen Merve Kavakçı'ya bu kadına haddini bildirin diye bağırmıştır. Defalarca söylenmiş bu konuyu bir başörtüsüne indirgemek kadar. Ama bakın aynısını yapıyor. Gene ben konuşuyorum Sayın Başkanım. Bu kelimelerin geriye dönük olarak bizdeki nasıl bir yaraya değdiğini, nasıl kan attığını. Bakın bütün başörtülü kadın arkadaşlarım şu an mecliste kalbi titriyor. Ben hayatımı verdim. Ecevit polemiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tepki göstermesiyle 24 saat sonra da devam etti. Bu grup başkan vekiline gereğini yapın diyorsunuz. Allah'a verilecek bir can borcumuz var. Onu her zaman vermeye hazırız. Mecliste düzenlediği basın toplantısıyla Erdoğan'a cevap veren Özkoç, sözlerinin kasıtlı olarak çarpıtıldığını belirterek tepkisini dile getirdi. Sizin tehditlerinizden zerre kadar korkmuyoruz.